Rus ordusunu Azerbaycan'dan çıkardı. Milli parayı bastı. Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçilmesini sağladı. Ebu'l-Fez Elçibey, Sovyetlerden kalma kitapları kaldırdı. Devlet dairelerinde Türkçe dışında bir dil konuşmasını yasakladı. Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı Ebu'l-Fez Elçibey seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarette hatıra defterine "En büyük Türk, büyük komutan, sizi ziyaret etmekle kendim ve milletim adına onur duydum. Senin askerin Elçibey." cümlelerini yazmıştı. Nedense dönemin başbakanı Demirel tarafından pek sevilmedi. Ermenilerle çatışırken silah istedi, verilmedi. Para istedi, verilmedi. Hatta kendi açıklamalarına göre yaralıları almak için helikopter istedi ama o da olmadı. Oysa o Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsız olan devletler arasında Rus askerlerini topraklarından çıkaran ilk lider olmuştu. Türkiye aşığıydı. Ancak dönemin liderleri pek de Türkiye aşığı değildi. Açıkçası Elçibey bizim liderlerimizden 1000 kat daha Türkiye aşığıydı.